Merhabalar. Yeni bir salı sohbetinde birlikteyiz inşallah. Ses kontrolü yapalım. Daha pek konuşma sesim açılmadı. Bugün Helim Hoca ile olan dersi yapacağız. Saatleri de biraz erken almak istiyorum. Yani saat 2-3 14-15 bandında. Böylece okula giden çocuklarını alan şeyi de aileleri de içeride tutabiliriz belki. Çünkü şu an herkes şeye gidiyor. Çocukları almaya. O yüzden şey yapacağım. Helim Hoca nerede? Demin görüştük Helim Hoca ile. Şimdi kayboldu. Benim hocayı gören var mı? Nasıl saat 2-3 bandı? İyi midir? Gerçi öğleden sonra dışarı çıkanlar için sıkıntı olabilir ama yani böyle işte biri oluyor, biri olmuyor. Kış olduğu için zaten 4-5 olması lazım. 16-17. Ben onu biraz daha erkene çekip 14-15 yapmak istiyorum. Allah Allah. Helim Hoca ne yapıyor acaba? Daha demin konuştuk. Saat 17 olmuş. Açıyorum dedim yayını. Ne yaptı o arada yani? Bugün siyer dersimiz, ayetler ve ilk gelen vahiy ayetleri ve o dönemdeki toplumsal yaşam, bireysel Hazreti Peygamber ve Müslümanların durumunu işleyeceğiz. Geldi Helim Hoca. Geldim hocam. Evet, hoş geldiniz. Görüntü yok. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Görüntü niye yok? Evet, iyi, görüntü iyi. Sesinizi de nispeten duyabiliyorum. Benim Biraz. hocam, biz sizi görmüyoruz. Siz niye gözükmüyorsunuz? Anlamadım. Biz sizi görmüyoruz, sizin görüntünü. Ha, benim ben görünmüyor muyum? Hayır, görünmüyorsun. Ben şu anda kendimi görüyorum. Yok, görüntü yok. Simsiyah buralar. Wi-Fi'de misiniz? Şeyde misiniz? Wi-Fi'de değilim, mobildeyim. Wi-Fi'de dahil edebilir Öyle misiniz? yapayım, izninizle. Tamam. Allah Allah. Sizler görüyor musunuz Selim Hoca'yı? Bir tek ben mi görmüyorum? Evet, arkadaşlardan özür dileyerek sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Özür dileyerek o görüntüyü inşallah ayarlayabiliriz. Takipçilerimiz Selim Hoca'yı görüyor musunuz? Tekrar girip Bir çıksam mı? cevap verin. Görmüyoruz. Evet, kimse görmüyor seni Helim Hoca. Hayır, şeyi geçtiniz mi Wi-Fi'ye? Yine gözükmüyorsunuz. Ekranla ilgili bir şey var. Ekranı açın. Instagram ekranını mı kapattınız? Ne yaptınız? Ayağım. Şeyden görüntülü görüşünce Instagram mesajlarda görüntü orada mı kaldı? Orayı mı kapatmadı? Benim hoca duyuyor musunuz beni? Aa, hepten gitti. Tekrar giriş çıkış yapayım dedi. Ne yaptı acaba?
Hocam görünüyor muyum? Ha, evet şimdi gözüktünüz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Niye Evet, ben görünmüyordunuz? gibi diyor. Ben yokken sesinizi gayet güzel alıyorum. Ha. İnşallah yine. Tekrar selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun değerli hocam. Sizinle birlikte bugün ikinci siyer hasbihalimizi gerçekleştirme imkanımız İnşallah. olacak. Geçen hafta bir giriş şeklinde olmuş. Ben dün akşam dinledim, size de bahsettiğim gibi. Bugün Allah izin verirse iyi olmuş ama geçen hafta Tabii. da güzel aslında sorgulamışız, müzakere etmişiz. Tabii. Kendimizi bir değerlendirmeye almışız. Alaka kurmanın önemini vurgulamışız. Ama Evet. yine bu ses sorunundan dolayı hatta öyle olacak ki ya bir dahaki hafta ya telefon değiştireceğim ya Hep bak, hepten gittiniz. Bu da Wi-Fi'den kaynaklanıyor. Wi-Fi'den çıkmanız gerekiyor. Duyuyor musunuz Selim Hoca? Selim Hoca yine gitti. Selim Hoca bu dersler yüzünden sıkıntıda. Telefonu da değiştiriyorsun, hattını güçlendiriyorsun. baştan böyle oluyor ama sonradan oturuyor. Wi-Fi'den olabilir. Eğer bir daha öyle donarsanız Wi-Fi'den çıkabilirsiniz hocam. Evet. Öyle olursa şimdi demin telefon şeyle mobille daha az göründü. Hiç Şu an göremediniz, daha hızlı hiç hiç görmediniz. göründü. Şu an daha öteki yükselttim. İnşallah bundan sonra bir mani olmaz diye düşünüyorum. Amin inşallah. Buyurun. Evet hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı ya da sormak istediğiniz? Yok buyurun. Artık Evet, bugün başlayabiliriz. değerli arkadaşlar, geçen hafta Vahyi Resulullah'ın tanımaya müzakereyle başladık. Kendimizi sorguladık. Nereden, biz Resulullah'ı nereden öğrenebiliriz? Öncelikle Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliriz. Değerli hocamın da önerisiyle Kur'an-ı Kerim'de surelerde Resulullah'ı adım adım takip etmeye gayret edeceğiz elimizden geldiğince. Bugün Kalem suresi. Hem geçen haftayı şöyle bir müzakere edeceğim. Yarım kalmış hususlar vardı. Mesela Fatiha suresine değinememiştik. Fatiha hakikaten bizim günlük, yıllık, aylık ve ömürlük ödevimizdir. Yani tamamlamamız gereken En çok ömürlük kullanılan ödevimizin her namazda tekrar ettiğimiz, hatırlamak için Cenab-ı Hakk'ın tüm namazlarımızda her rekatta bizim okuduğumuz hem kısa hem öz hem de hayatı kuşatan bir görevimizdir. Biz bununla çok öz olarak bunun tefsirini yapmadan çok öz olarak hayat görevimizi içerisinde Fatiha'da biz günlük hangi ödev planımız içerisinde hareket etmeliyiz, günümüzü nasıl planlamalıyız ona yine değineceğiz. Çünkü Resulullah'ın hayatı vahiyden sonra ve sahabenin hayatı namazla şekil aldı. Fatiha ile gönülleri sükun buldu. Ne bulacağız? Ne arayacağız dediklerinde evet artık hep Fatiha. Yani heyecana kapıldıklarında, sıkıldıklarında ben ne yapıyorum, neyi göze alıyorum dediklerinde Fatiha. Hemen namaza durmak, ne aradığını bilmek ve Rabbine güvenmek. Rabbine güvenerek yaşamış olduğu o Mekke sahnesindeki hadiseler karşısında hiç kararlılığını, direncini, duygu değişimini kontrol etmek suretiyle imanla yol alma gayreti içerisinde olan bir rasul ve onun arkadaşlarını biz öğreniyoruz. Öncelikli görevlerimizden biri de bu. Diğer anlamda vahyi destekleyen, Resulullah vahiden sonra ne yaptı diye hocamın ısrarla soruları vardı. Ne oldu hocam? Ne hissetti diye soruları vardı. İşte Kalem suresinde de bugün değerli arkadaşlar o Resulullah'ın hissiyatına Cenab-ı Hakk'ın onu motive edişini, ona moral verişini görüyoruz. Yani ilk muhatabı Resul olunca vahyin onun halini anlayarak Resul'ü tanımaya bugün de yol alacağız inşallah. Buyurun hocam. Rab ismi de tecelli ediyor herhalde, değil mi? Terbiye Evet. edici, yavaş yavaş Yani oturuyorsun. biz Allah'ın iman etmek demek değerli arkadaşlar, kıymetli hocam.
aslında peşinen değişimi kabul etmekte. Kur'an'ın ve Resul'ün rehberliğinde bizim üzerimizde yapmak istediği değişimi, Rabbimizin değişimini ve terbiyesini kabul edip ona Evet. teslim olmak demek. Yoksa her şeyin bittiği ve bizim birden değiştiğimiz bir şey değil. O süreci, yani ömrümüz olduğu sürece Kur'an-ı Kerim 23 yılda indiğine göre biz de Rabbim bize verdiğin ömür süresince bu imanla alakalı sorumluluklarımızı yerine getirme gayreti içerisinde olmak ve kendi nefsimizi de bu çerçevede değiştirme hassasiyeti içerisinde yol almak için sana söz veriyoruz demiş oluyoruz aslında iman etmek demek bir diğer ifadeyle bu. Tabii bunun farklı istilahi anlamları var ama içerik olarak pratik bir Evet. ifadeyle getirecek olursak Kur'an'ı ifadeyle Resulullah'ın hayatında, ashabın hayatında şekil almış hali bu değerli arkadaşlar. O zaman siz şey gel Verdiği ömürde inşallah en güzel şekilde teslim olarak o süreci en olgun kemale ulaşacak bir anlayışla ve bir gayretle tamamlamayı hepimize nasip etsin Amin. diyorum. Olur. Bugün Dolayısıyla süreç olduğu bugün için benim hocam, benim hocam. Fatiha suresi ve Kalem suresiyle de evet müminin nasıl alaka kurması gerektiğini geçen hafta konuşmuştuk. Buyurun hocam. Şimdi bu bir süreç olduğu için bu süreç her an öğrenme demek. Evet. Her an imtihanla, Her an. her an imtihanla da işte kesişiyor. Dolayısıyla o kesişmelerde biz bir öğrenmeyi gerçekleştirip devam ediyoruz. Yani bu ne demek? Aynı zamanda ben onu yapamam, ben bunu yapamam, bu nereden Evet. geldi, bu nasıl oldu? Bütün bu soruları da yok ediyor. Evet. Ne diyeceğiz? Ha, demek ki şimdi böyle, Hazreti Peygamber mesela ne oluyor? Yani vahiy süreç içinde geliyor ama vahiy geldikten sonra tam ilk anda bir ürperme, korkma var ama ondan sonra böyle diye yoluna devam ediyor, değil mi? Aynı şey bizim için de geçerli. Biz de bir iman dairesine girdiğimize göre, bunu kabul ettiğimize göre Allahü Teala'nın bize verdiği sınamaları adım adım başarmak için mücadele edeceğiz. Evet, Evet. buyurun. Evet. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in de ayet-i kerimelerde ben ilk Müslümanlardanım demesi bu anlamda. Yani bizim Resul Allah'ın bize takdim ettiği Resul'le Resul'ün kendisini tanımladığı ifadeleri çok güzel karşılaştırmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'deki de ki ben Müslümanların ilkiyim. İşte En'am suresi 14. ayet ilk aklıma gelen. Burada görüyoruz ki vahiy Hazreti Peygamber'e hem bir sorumluluk getirdiği gibi hem de bir mükellefiyet, kul mükellefiyeti de bir tebliğ sorumluluğu getirmekle birlikte hani ben ancak tebliğ ederim demiyor. Aynı zamanda Ama bir değer de getiriyor. mükellefiyeti de Değer de getiriyor. İlkim değer derken getiriyor tabii. ilk önce ben Müslüman oldum. Benim Tabii, çok tabii. önemli bir değer getiriyor tabii. Dolayısıyla biz bu anlamda Resulullah'ı öğrenirken bu çağda biz biraz tekrar geçen haftaya dönmek istemiyorum çok müzakere konusunda ama bu çağda biz Resulü tanıma konusunda Kur'an merkezli düşünmede geri kaldığımız için bugünkü sıkıntıları aslında yaşıyoruz. Yani. Yani bugün güncelleyemememizin nedeni Kur'an'ın eksikliğinden ya da Resulullah'ın bize kendini anlatmasından eksikliğinden kaynaklanmıyor. Tabii. Bizim Resulü tanımlama konusunda, onu anlama konusunda kendimizi güncelleyemememizden kaynaklanıyor. Onun için çok vakit meşguliyet gelmezden evvel boş vaktin kıymeti var ya Evet. işte yaşlılık gelmezden evvel gençliğin kıymeti biz de sorumluluklar yetişmeden önce biz kendimizi zihnen akıl olarak sorumluluk olarak bugünlere hazırlamadık. Gerçekten zor bir dönem geçiriyoruz. Sürekli değişen ama Kur'an-ı Kerim'in karşısında Kur'an-ı Kerim'le baktığımızda hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey zor değil aslında. Hiçbir şey yeni değil. Hiçbir şeyin çaresi yok değil. Yani bu anlamda baktığımızda değerli arkadaşlar, işte Resulullah'ın rahmet peygamberi Resul'ün, alemlere rahmet olan Resul'ün hayatımıza nasıl rahmet olacağını yine Kur'an-ı Kerim tarif ediyor. Evet, ne diyor? Methiller yazarak yani ondan ilaç, en güzel ilaçları almışızdır ama kullanmıyoruzdur. Buna benziyor bu. Methiyeler düzerek ona intisap etmenin, ona ümmeti olmanın övgüsü içerisinde
kendi gerçeklerimizi yok saymak gerçekten bu da bir nevi farklı bir hastalık. Rabbim her türlü hastalığımızın farkına varmayı bize nasip etsin inşallah. Şimdi genel olarak Dolayısıyla Kalem suresinde bugün hemen Alak suresiyle vahiy ile birlikte değerli arkadaşlar. Tabii artık biz ayet ayet işte şu şuna indi bunu diyemiyoruz konu konu. Vahiyden sonra geçen hafta alaka kavramının alaka kurmakla ilgili olduğunu, önemli olduğunu konu etmişiz. Ve dolayısıyla bugün hem Kalem suresinde hem de Alak suresinde bunun pratiğini Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Hadiselerle alaka kurma, olaylarla alaka kurma. Çünkü vahiy ile birlikte Mekke sahnesinde insanların her biri hani nurdur ya ayet-i kerime. Yani o mübindir, o nurdur, o aydınlıktır, rahmettir diyor ayetler için. Herkesin olduğu yeri birden ilahi nur aydınlatıyor. Kimin hangi kulvarda olduğunu, nerede yarıştığını, nasıl bir kimlik kişiliğe sahip olduğunu, hangi ahlakta olduğunu, iyi için mi, kötü için mi çalıştığını hemen her şey netleşiveriyor. Hemen saflar belirleniyor. Yani bu safların belirlenmesi demek, yani bizim elimize kılıç alıp da onları yeryüzünden sürmek anlamında değil, onları tanımlayarak imtihana başlamamız demek. İşte evet. Onlar bizim imtihanımız oluyor. Onlar bizim ahlakımızın güzelliğini ortaya çıkaran destekleyici unsurlar oluyor aslında. Onlar mesela, olmasa bizim... Ne diyor hocam? Ne diyor mesela Kalem suresinde? Devam ediyorum. Ne diyor Kalem suresinde? Ne diyor? Evet, onu? Kalem suresinde, Alak suresinde hemen. İnsan ne zaman azar? Yani oysa ki biz hep sorunlarımızın bittiğinde hemen kaleme geçmeden Alak suresinin devamında o ilk beş ayetten sonra estağfirullah hayatla alakayı yanlış kuranların vahiyden sonra tanımı ve Mekke'de ortaya çıkan gerçekler diye şöyle bir başlık atabiliriz bu konuya. Yanlış alaka kuran. Şimdi doğru alakayı kurunca yanlış alakayı kuranları hemen ortaya sırıtıyor. Yani yoksa belki bunlar çok güzel yüzlü insanlar. Çok hakikaten çok imkanları güzel. Kendilerini mahvedebilirler. Kabil takımı çünkü bunlar şimdi bahsedilecekler, bahsedilenler hem kalemde hem Alak suresinde bahsedilenler. Bunlar çok seçkinler. Bütün sıkıntılarını yani çirkin yüzlerini parayla örtmüşler. Maskeleyebilmişler. Kendilerini yaptıkları hataları, yanlışları, çıkarttıkları fesatları hep kapatabilmişler. Yani bugün de deriz ya imkan ve mevkiler. Dolayısıyla hemen artık bütün insanlar sıradanlaşıyor. Müşriklerin en çok rahatsız olduğu husus. Artık insanları Cenab-ı Hak değerlerle nasıl kendilerini onardıkları, geliştirdikleri, nasıl bir ahlak üzere oldukları, imkanlarını nerede ve nasıl kullandıklarıyla değerlendiren Estağfirullah kella innel insane leyadva. İnsan azar. Gerçek şu ki insan azar. Hiç kimse ben meleğim demesin. Hiç kimse hemen insanın kendi evet bizde iki potansiyel var. Azarız, azdırırız. Bu özelliğimizi kabul edersek kendime ya ben öyle düşünmüyorum ama işte falan. Yani ben hiç öyle yapmadım falan. Sen Allah yeryüzünde insan yarattıysa azma potansiyelimiz var. Tabii. Yani kesinlikle bunu bir kere kabul etmekle başlıyoruz. Dolayısıyla insan azar. Ne zaman azar? Kendini müstahni gördüğü, kendini güçlü gördüğü, kendini diğer insanlardan farklı gördüğü, soy farklılığı, insan farklılığı, yetki farklılığı, bütün bunlar. İnsan azmak için kendinde bir bahane bulur. Hiç bunlar olmasa bile ona yakın olmakla insan azar. Yani şey onun mesela, yakın... Bugünlerde çok popüler bir kelime var, ötekileştirme. Ötekileştirme de bir azgınlığın ifadesi aynı zamanda. Çünkü evet. Ben de öteki diyorsun. Kendini başka bir yere konumlandırıyorsun. Evet. Hemen yani azarak şimdi daha önce hocam daha önce azgın insanlar bir tehlike görmediklerinde ya da kendi güçlerini, kendi o konumlarını sarsan farklı bir anlayış görmediklerinde, farklı bir yaşam şekli görmediklerinde kendilerini kamufle edebiliyorlar. Ama vahiy ile birlikte
vahyin ortaya koymuş olduğu Allah'tan başkasına iman etmeme. Yani Allah'a şirk koşmama, putlara tapmama, işte adalet prensibi, ahlak prensibi, yalan söylememe prensibi, aldığı imkanın sahibinin isteğine göre düzenleme prensipleri, tabii bütün bunlar onlara ters geliyor. Ve dolayısıyla hemen daha düne kadar Emin Muhammed dedikleri Resulullah'a birden karşı geliyorlar. Hatta onu takibe alıyorlar, onu kendi gelecekleri için tehlike görüyorlar. Evlatları ve köleleri için bir kışkırtıcı, bir fitne kaynağı olarak Evet. görebiliyorlar. Onun için biz hayatı tanımlarken nereden baktığımız çok önemli. Hangi ölçü ve ilkelerle baktığımız çok önemli. Burada Kur'an'ın ilkeleriyle bakarak hadiseleri ve olayları okumak var. Bir de nefsimizin isteklerine göre, yani bize işte telkifler, ikramlar, işte bize böyle bu insanların yanlış olduğunu, evet biz belki bir ilişkide bunlarla bulunabiliriz, bir ortaklıkta bulunabiliriz, bir yol Olabilir. bulabiliriz, aynı iş yerinde olabiliriz ama onların asıl gerçek yüzünü görmemize engel olmamalı. Onlarla olan o eşit düzlemdeki ya da onlarla olan şeylerimiz, muhabbetimiz, işbirliğimiz, buna ne diyor? Muaşeretimiz. Onların gerçekte yapmış oldukları o yanlış, o statükocu, o baskıcı, o esnemez, o yerinden oynamaz, insanların gelişmesini engelleyen, insanları küçümseyen kibirlerini görmeyi engellememeli değerli arkadaşlar. Zaten Ve engellemez. bu Hocam kadar gördüğümüz zaten şey oluyor ya. kazar. Biz de evet. Buyurun hocam. Şimdi engellememeli dediniz ya. Zaten mesela bir ortamda mobbing yapılıyor. Ne demek mobbing? Kişiyi işte dışarıda tutuyorsun herhangi bir gerekçesiyle. Ya çok çalıştığı için, ya çok tembel olduğu için, ya güzel olduğu için, ya işte üst olduğu, alt olduğu için. Ama illaki bir biçimde onu yalnızlaştırıyorsun. Ve onu ezmek için bütün bunlar bakın İslam ahlakına Hazreti Peygamber'in yapılmaması gerekir diye söylediklerine oturuyor. Şimdi biz bunlar varken nasıl onu gerçekleştirebiliriz? O şeyin içinde yer alabiliriz. Değil mi? Evet. Hemen kendimize bakacağız Tabii. ve İslam Hemen fark ediyor. ahlakı tabii ki fark etmemiz Hemen gerekiyor ki o fark ediyor. Sen ha. oradaki tanımı şahsileştirmeden, kendi şahsın üzerine değil, senin inancına olduğunu. Aslında onda bir takım duygular harekete geçiyor. O da farkında değil. Belki o da hiçbir zaman için böyle bir şeyi niye yaptığını, neden yaptığını tam anlamıyla bilemiyor. Yani ama bir şeyler harekete geçiyor. Resulullah'tan sonra da Mekke gündeminde işte böyle bir takım hareketlenmeler olduğunu hepimiz siyer kaynaklarında da biliyoruz. Ama şöyle diyor, dönüş Rabbinedir. Müslümanların tek tesellisi onlarla mücadele aslında Müslümanı geliştirir. Daha mükemmel olmaya, Yani. daha dikkatli olmaya, daha gayretli olmaya, daha atak olmaya, zihni harekete geçirir. Bundan hiç rahatsız olmamak gerekiyor. Bir de bunu göz önünde bulundurmalıyız ki bu Rabbimizin bize verdiği imtihan aslında bizim savrulmamız için, bizim zorlanıp da kulvarı terk etmemiz için değil, tam tersine bizim güçlenmemiz, Evet. neyi, neden, ne için yapmamız gerektiğinin farkındalığına ulaşmamız ve bunu ibadete çevirecek bir anlayışla yaşama tutunmamız, her ne yapıyorsak, ne iş yapıyorsak, nerede bir engelle karşılaşırsak, oradaki ahlakımızı tamamlamaya vesile olur. Yani güler geçeriz bıyık altı. Sen ne yapıyorsan yap. Mobbing mi uyguluyorsun? Yani işte strese girdim falan. Biz burada kendimize başta güvenmeliyiz de. Eksiklerimiz varsa onları tamamlamalıyız. Bu şekilde her birimde, bu devlet kademelerinde de olur. Yani bulunduğumuz Okullarda da oluyor. her Okullarda yerde olur. çok oluyor yani Bir öğrenci her aile içerisinde de oluyor. Düşünün Resulullah'ın aile içerisinde olmuş. Yani böyle Cenab-ı Hak kısacası bize kimlerle bizi imtihan edeceğini, nasıl imtihan edeceğini burada açıklıyor. Karşımıza neler çıkacağını Resulullah'ın hayatında bize gösteriyor aslında. Bir yaşam programı görmüş oluyoruz bize. Öyle Evet. günlük bir imtihanlık, bir imtihan, bir sınav yok burada. Ve dolayısıyla bunu aşmak bizi güçlendiriyor ve geliştiriyor.
Doğruyu bulmak için de bakın hemen vahiyden sonra doğru bir sorgulama. Neden bunu engelledi? Bu ne yaptı da engelledi? Yani böyle yaşadığımız hadiselerde hemen burada Cenab-ı Hak alaka kurarak doğru düşünmeyi öğretiyor. Namaz kıldığı zaman bir kulu engelleyeni gördün mü? Yani bu ona ne yaptı şimdi? Evinin kapısına mı dayandı? Onu uykusunda mı rahatsız etti? Parasını mı çaldı? Yani onunla alakalı olan bir şey değil. Bu bir kulla alakalı bir şey. Burada Resulullah ama bakın bunu kıyamete kadar bir kul olarak ifade etmesi Cenab-ı Hakk'ın bu herkesin başına ve her yerde gelebilir. Geliyor da. Nitekim geliyor. Nitekim Yani tabii Cenab-ı Hak yaşıyor. engelliyor yani namaz kılmayı. Güncel bir konu. Güncel. Yani biz bunu bu dille evet yaptığımızda hemen bu ayeti bir kulu namaz kılarken men edeni gördüm mü? Hemen Alak suresi. Yani hayatın içinde görüp Evet. evet böyle yine gülümseyerek evet gördüm ya Rabbi. Hemen Cenab-ı Hak burada bize soruyor. Gördün mü? Eğer görmüyorsak zaten bizim yolumuzu iyi düzeltmemiz gerekiyor. Yani bunu muhakkak görmemiz gereken şeyler. Çünkü Evet. yeryüzünde bu insanlarla karşılaşmamız gerekiyor. Eğer karşılaşamıyorsak biz melek olmadığımıza göre ya hayatın içinde değiliz ya yaşamı Evet. terk ettik ya da duyarlılıklarımız o yönde değil. Evet. Yani kültürel anlamda bizim sosyal hayatı düzenlerken, sosyal hayatın içinde yer alırken bizim yaşam planımız içerisinde namaz yok öyleyse. Ki böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gördün mü ne dersin okul doğru yoldaysa? Bakın bize hitap ediyor ya doğru yoldaysa. Aa Ebu Cehil geldi. Muhammed'in şeyini sallallahu aleyhi ve sellem işte kılasını yere indirdi. Zaten öteden beri onlar tartışma halindeydiler. Bir yarış halindeydiler. Görüyor musun? Ebu Cehil ondan güçlü çıktı. Çünkü işte deve kemiğini vuran, işte deve işkembesini sırtına koyan birçok örnekleri var bunun. Mekke'de Resulullah'a ve Evet. Müslümanlara işkence, başta Resulullah'a namazdan men etmek için onun başına devenin işkembesini koyuyor, işte Hazreti Fatıma koşuyor derken bakıyoruz hemen burada. Oysa ki bu haklı mıydı bunu yaparken? Yani bakın Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyle iman edin demiyor, alaka kurun diyor, doğru düşünün diyor burada. Herkese Evet. genel, daha Müslümanlara özel bir hitap sadece düşünmeyi öğretiyor. İlk birinci ayetten itibaren o beş ayet bize peki ilmi Allah'ın adıyla okuyacağız. Allah'ın işte kalem yazmayı öğrettiği, nihayetsiz kerem sahibi bizi yoktan var ettiği, alaktan yarattığı, bilmediğimizi öğretecek. Peki bunun bize faydası ne oldu? Yani biz bunu ne için bu kadar nimetler içerisinde bizi Rabbim yarattı da verdi? Hemen akabinde evet siz azmaya müsaitsiniz. Potansiyeliniz var. Dolayısıyla azgınlarla ya azar ya da azanlarla karşılaşırsanız ilk önce nasıl bir düşünmede yol izlemeyi, aklı ve kurarak alaka kurmayı öğretiyor burada. Gördün mü ne dersin ya okul doğru yolda ise veya kötülüklerden sakınmayı emrediyorsa yani ön yargıda bulunma, tanımadan, bilmeden, konuşmadan, onunla alakalı hususları öğrenmeden hemen onunla alakalı kanaat besleyerek tarafını güçten yana belirleme. Evet. Buna hemen ötekileştirme. Biz Bursa'da geçtiğimiz cumartesi günü Alev Erkilet Hoca şunu dedi. Ötekileştirmenin de kodları vardır. Paket programı vardır. Tanımadan, denemeden hemen ondansa değil böyle. Oysa değil. Onun karşısındaysa öyledir. Yani Müslümanlar olarak hayatı öğrenirken ve sorgularken tanımadığımız şeyler, şahidi olmadığımız şeyler hususunda kanaat belirtmeden onu öğrenmeye gayret etmemiz gerekiyor. Gördün mü ya da bu adam yalanlar yüz çevirirse o adam Allah'ın kendisini gördüğünü bilmez. Yani zemin oluşturuyor. Bir de kitap şekli hocam çok güzel. Direkt dalmıyor. Ayet-i kerimeleri görüyor musun? Bize ne kadar güzel bir Çok incelikli. muhasebe, sorgulama ve aynı zamanda bu dili eğitimimize koymamız gerekiyor bize. Tabii. Bize öğretiyor. Eğitim dilini öğretiyor. Kesinlikle.
insan olmanın dilini öğretiyor. Yani şimdi tefsirlerde biz bunu okuyoruz. Tarihi arka planı görüyoruz. Fakat burada bir eğitimci gözüyle baktığımızda bir eğitim dilinin bize aktarılmasını Evet. tekrar ediyorum çünkü. Ve o adam kendini gördüğünü bilmiyor. Bütün bunlardan sonra bir soru. Kim görüyor? Yani o adam kendinin görüldüğünü bilmiyor mu? Evet, aynı zamanda bu öyle bir soru ki, öyle bir genelleme ki, o adam herkes, huve Tabii. herkes yani. Herkes, ben, o, şu, burada bir şahıs yok. Yanlış yapan herkes. Evet, yanlış yapan, o fiili işleyen herkese. Yani insanlar, yani bu sadece Müslümanlar değil, Tabii. Tabii. müşrikler de, Mekke'ye gelenler de, en çok Mekke'den hicret edince Müslümanlar hicret ettiler. Müşrikler adına ben çok üzülmüştüm. Yani Kur'an'ın atmosferinden uzaklaştılar. Onlar da bu heyecanı her sabah Resul'e, Muhammed'e nasıl bir vahiy geldi, acaba bugün ne konuşacak diye onlar da gelişiyorlardı arkadaşlar. Mekke'nin fethinde her birinin Müslüman olmasının altında en az Müslümanlar kadar ayetler biliyorlardı. Tabii. Yani Mekki surelerin hepsi onların günlük hayatın içinde cereyan etmiş. Müslümanlar Mekke'de onun yaşamanın mücadelesini vermişti. Sonra Cenab-ı Hak 15-16 ayette eğer bu davranışlarından vazgeçmezlerse hemen burada bir yaptırım. Ama kim? Biz demiyoruz buna. Biz hiç kimseye azap vermeye muktedir değiliz arkadaşlar. İslam devleti de olsa Resulullah Medine'de de bunu yapmamıştır. Biz Müslüman olmayan insanlara bir müeyyide uygulamak gibi bir mecburiyetimiz yok. Evet. Öyle bir görevimiz de yok. Bizim kendimizi onlarla mukayesede daha samimiyet ortaya koyma, imanımızı izhar etme ve bu noktada da şükretme gibi bir şeyimiz var, sorumluluğumuz var. Biz bazen, değerli hocam, bazen değil genel anlamda Türkiye'deki din dili haşa Allah'ın uslubuna bürünmüş. Yani kulun uslubuyla tebliğ edilmiyor. Evet. Resul bile bu dili kullanmamış. Yok. Bakın sadece Resul Allah'tan geleni anlatmış. Bunu ifade edebildim mi? O Evet. din dili, bu tehdit dillerini ancak Allah kullanır. Biz kimseye tehdit etmekle mükellef değiliz. Evet. Bir Hatırlatmakla görevli. suretinde olduğu gibi sabretmekle Evet. mükellefiz. Hatırlatırız. Efendim? Kendimizi koruruz. Hatırlatırız. Evet. Biz hakikati yaşar, hakikati gösterir. Kendimizi koruruz ancak. Evet. Kendimizi koruruz. Onun dışında bu kafirleri sürün, böyle yapın, şöyle yapın dilleri dinin emrettiği bir dil değil. Tabii. Resulün yaptığı da bir dil değil. Evet. Yani biz biraz o gücüyle, siyasi güçle, geçmişteki işte Osmanlı'nın gücüyle dini böyle mezdecik, yani bu topraklarda şu yaşayamaz, bu yaşayamaz, şu olamaz, bu olamaz derken bunun aslında bunu Kur'an'la sorgulayamıyoruz. Sorgulamıyoruz. Yeryüzünde herkes yaşar. Rahman olan Allah Orada herkesin başka bir dünya var yani. Tabii orada başka bir hesaplar var orada. evet. Peki devam edelim biz Hazreti Evet. Peygamber'den Dolayısıyla üzerine. tabii burada Müslümanlara teselli ve bu diğer taraftan da hassasiyet oluşturuyor. Yani kim bunu yaparsa, kim böyle olursa onu perçeminden, o çağırsın polislerini ya da arkadaşlarını, biz de onu günahkar perçeminden, yalancı perçeminden cehenneme sürükleriz. Ve bu zaman taraftarlarını yardıma çağırsın, biz de zebanileri çağıracağız. Birden burada bir alaka kurmak, iki namazın önemi, hemen Resulullah'ın hayatında namaz görüyoruz. Üçüncüsü de sakın onu dinleme. Evet, kimin dinlenip kimin dinlenmeyeceğini. Ayırma. Kime itibar edip kime itibar edilmeyeceğini. Burada Cenab-ı Hak o bize anlatıyor ve hemen secde et. Böyle böyle zamanlarda moralin bozulursa, daralırsan, sıkılırsan, içinden bazı duygular harekete geçerse hemen secde et. Hemen secde et. Rabbinin yüce olduğunu, sizi gördüğünü, hemen secde ayeti var. Hepinizi gördüğünü, yaptıklarınızı bildiğinizi sakın sakın unutma. Yani günlük hayat içerisinde her an tesbih, her an dua, her an zikir halinde olan bir bakışa sahip olmamız gerekiyor. Evet. Duygularımızı hemen hemen hüzünlerimizi, öfkelerimizi, duygularımızı
mazlumiyetinizi hemen duaya çevirebilme. Dilini öğretiyor Kur'an-ı Kerim bize. Evet. Bu anlamda baktığımızda dua da ayrı bir başlık değerli arkadaşlar. Zaman zaman Resul dualarında göreceğiz Allah izin verirse. Bundan sonra hemen tabii Resulullah'ın şüphesi devam ediyor. Buna fetret dönemi deniyor. Fetret Evet. dönemi Hazreti Peygamber'in kendi peygamberliğine iman ettiği dönemdir. Yani ben bunu bilmiyorum, bir yerde okumadım ama okuduğum kadarıyla bunu böyle tanımlandırıyorum. Doğru. Fetret dönemi değil mi değerli hocam? Siz ne dersiniz? Yanılıyor muyum? Yani ben talebelerime de böyle ifade ettim. Sizin yani ve istişareyle bunu ya doğrularım hep de şüpheyle. Ya o zaman işte bir doktora yapmak, yüksek lisans yapmak, bir hocanın denetiminde olmayı o kadar çok arzu ediyorsunuz ki. Evet. Ya bunu danıştığım, sorduğum arkadaşlarım çok olmuştur. Ben böyle diyorum, böyle bir tespitim var diye. Yani. Evet, fetret dönemi hep öyle okuduk ama fetret dönemi aslında Resulullah'ın evet ikna olduğu, kendi Aynen. Resulüne ikna olup artık daveti hazır, tebliğe hazır hale gelme süresi. Bu farklı şekillerde 3 yıl deniyor. Üç, en fazla 3 yıl, 1 yıl, 6 ay gibi rivayetler var. Ben 3 yıl olacağını Allah alem düşünmüyorum. Yani çünkü daha sonra buna da geliriz ama en sonunda Yunus suresi 94. ayette şimdi sen sana indirilenden şüphedeysen daha önce kitap indirilenlere sor diyor Cenab-ı Hak. O ayetin tefsirinde Resulullah da şöyle diyor. Artık ne şüphe ediyorum, ne endişe ediyorum, ne de bir şey soruyorum. Artık Teslim kabul. oluyorum diyor. Ben Resulüme bir kulluğumu kabul ettim. Zaten baştan beri Resulullah en güzel ahlak üzere. Onun farkında hiç puta tapmamış. Hiç müşriklerin adetlerine uymamış. Yani Rabbim bir şekilde onu içinde bulunduğu şartlarla korumuş. Dolayısıyla vahiy ile birlikte de bunun ne kadar süre olduğunu bilmiyorum. Onun için Mekke dönemi 13 yıl deniyor. Eğer bu süre zarfında bir yıl şey varsa 12 yıla iner. 3 yıl, 3 yıl eğer fetret dönemi yaşandıysa 10 yıla iner davet dönemi. Şimdi Yani bu çok da açıdan önemli değil de, yani bu takvimler çok da önemli değil hocam. O tabii. dönemi yaşamadığımız için rakamsal değerler çok da önemli değil. Önemli olan Hazreti Peygamber'e bir davet geliyor. Bu daveti düşünmesi, ikna olması, kabullenmesi için Evet. bir süre geçiyor. Bu Tabii. süreyi Ama fetret davetin dönemi çok diyoruz. öneminden dolayı bunun çok uzun olacağını düşünmüyorum. Doğru Yani da tabii ki yani. Hazreti davet çok Peygamber'i önemli. düşünüyor ve ikna oluyor. Onun o süreçte de yani inziva sürecinde de Resulullah'ın biliyorsunuz Allah alem Tabii. kısacası bundan sonra Fatiha 7 ayet olarak iniyor. Bu sıralamada bakıyorum Alak suresinden sonra, Alak suresi ilk 5 ayetten sonra Kalem suresini gösteriyor. Hazreti Osman'ın nüzul sıralamasında. Onun için ben bugün kaleme de girmeye niyet ettim. Fatiha suresi değerli arkadaşlar günlük hayatımızda Müslümanlar için çok büyük bir imkana dönüşüyor. Vahiyden sonra Fatiha suresinin inmesi her güne takdim ve övgü makamının ilan edilmesi bir kere. Niye karşı? Müşriklere karşı, putlara karşı, müşriklerin endişelerine karşı, ticari endişeleri, sosyal endişeleri, atalarına dair endişeler, din endişelerine karşı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ne yapmış oluyor? Takdim ve övgü makamının şeyi ikiye ayırıyoruz sureyi. Birincisi takdim ve övgü makamını Cenab-ı Hak anlatıyor. İkincisi kulluk makamını, bir kulluk sorumluluğunu ve kulluk duyarlılığını günde 5 vakit iniş iç o duygusal iniş çıkışlarda ödev olarak ömür boyu dedik günde 5 vakit dedik bunu şey yapıyor bunu bize anlatıyor. Bir kere Rabbimizi esmasıyla tanımak. Evet. Müşrikler esmasıyla tanımıyorlar. Rabb'e inanıyorlar ama yeryüzünü bıraktı ve bize bıraktı. Yarattı ve bize bıraktı. Tam tersine Cenab-ı Hak iman edenlere kendini takdim ediyor, tanıtıyor ve bütün soruları bitiriyor. Ben Rahman'ım, imtihan için yarattım, mühlet verdim. Rahim'im, müminlere merhametliyim ama önemli olan mümin olmak için çaba sarf etmek. Çaba ortaya koymak,
Önce bakmayı bilmek, alaka kurmayı bilmek, Allah'ın bizim için seçtiklerine gereken değeri ve önemi vermek ve dolayısıyla kendimizi imanla, imana niyet ederek Allah'ın bize gösterdiği ayetler ve istikamet doğrultusunda her yaşımızı, her anımızı, her günümüzü, ömrümüzü bu şekilde geçirmeye, her tecrübemizi Kur'an'la bağlantı kurarak anlamlandırmaya, ha, Evet. mesleğimizi, arkadaşlar bakın burada en önemli şey alakayı doğru kurmak. Evet. İbadetle alakayı doğru kurmak, Allah'la alakayı doğru kurmak, hayatta alakayı doğru kurmak, isteklerimizle alakayı doğru kurmak, tarihle alakayı doğru kurmak. Yani kısacası bunlar mesela bütün bu alakayı kurarken evet bütün bunların başladığımız her işin bir hesabını vereceğimiz o mal kıyamet değil, o günün varlığını her an hissetmemiz. Her an canlı tutmamız. Yani Fatiha yeniden inşanın sürekli inşa hali. Bütün o Çünkü yani hem müjde, yani şimdi evet. hem müjde çünkü insanın ayakta tutulması lazım. Müslümanın güven ayağını yere sağlam basması lazım. Hem de sürekli bir kendine dikkat et, bir dönüşümünü işte, kontrol etme. Bu anlamda Fatiha yani her yerde. Ölürken de, doğarken de, sevinirken de, üzülürken de, sıkıldığımızda, ibadet de sürekli zaten namaz. Yani o vakitler arasında herhangi bir sıkıntı yaşamışsak hemen mesela Fatiha ile yeniden bir inşa ve yeniden bir temizlenme, arınma. Bu anlamda tabii ki Fatiha ünahe, yani bir aynı zamanda bir ikram, bir ikram bizim için. Çünkü kendimizi test ediyoruz. Yani büyük bir ikram gerçekten. Evet. Yani o sınırı aşmamak adına, hep kendimizi onunla müzakere ve muhasebe yapma adına Cenab-ı Hakk'ın çok güzel bir formülü bizi sınırda ve çizgide tutmak. Tabii. Onun için bunun farkına varıp bu şükürle Allah'a dua ve tekbir getirmek, Evet. Allah'ı zikretmek, Allah'ı yüceltmek. Ve ikinci bölümde de dikkat ve takip gereken konular var. Ya İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Allah'a yaklaşmak için samimiyetle bütün ihtiyaçlarımızda ona dua etmek, ona yakarmak ve ona kulluk etmek. Yani onun helal haram sınırları içerisinde. Ya ben bugün bunu atıyorum değil. Onun helal haram sınırları içerisinde. Onun güvence verdiği şekilde ve Evet. onun razı olduğundan razı olacak bir ahlak, huy ve anlayış geliştirmek. Bu hiç kolay değil hocam yani. Tabii. Bu bir saatte, bir günde olacak, ezbere olacak şeyler değil. Bu tahkik gerektiriyor işte onun için. Onun için biz İyyâke nâbudu, ancak Allah'tan istiyor muyuz? İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya ibadeti ve yardımı kimden istediğimizi. Ya Ya da Resulullah kimden istenmesi gerektiğini sürekli kafamıza sokuyor işte yani. Olur ya birisinden yönelmişsen dikkat et yanlış yoldasın da diyorsun namazla birlikte. evet. Kimden Mesela istenmesi? tabii şey diyor, bir örnek vereyim yeni. Esma binti Amr'dan rivayet ediliyor. Resulullah bir gün hanımlara, ey kadınlar, bunu erkeklere de der, sadece kadınlar nankör olduğu için değil. Nankörlükten sakının diyor. Onlar da ya Resulallah biz nankörlük edecek ne yapıyorsunuz ki diyorlar. Mesela evet şimdi şükretmek Allah'tan öyle ki siz diyor belli bir yaşa kadar ailenizin yanında kalıyorsunuz. Sonra bir eşle evleniyorsunuz. İsteyerek bile isteye evleniyorsunuz. Onunla yaşamaya başlıyorsunuz. Daha sonra öyle bir zaman dilimi geliyor ki senden ne gün gördüm diyiveriyorsunuz. Şimdi sen gün görmek için mi evlendin eşinle? Bakın oradaki hayat arkadaşı olmak. Yani duyguyu, hayatla alakalı beklentiyi, yardımı, desteği kimden istediğimiz çıkıyor. Evet. Allah'ı öğrendim. Erkek kulunu ben güçlü görüyordum, o da zayıfmış. O da bana muhtaçmış. Ben ona sırtımı Yani dayamak isterken, o da bana sırtını dayayacak bir kulunu arıyormuş. Yani biz birbirimizi tamamlamak için yarattığına ben şahit oldum. Bakın hayattaki bütün evlilik sorunlarına baktığımızda hani güncel bir şey olduğu için
Bu kadınların çok sıradan bir şey. Evet. Aslında bu bize şunu veriyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bütün sevgilerden, evlat sevgisinden, para sevgisinden, gençlik sevgisinden, eş sevgisinden, anne baba muhabbetinden. Bunlar çok değerli şeyler. Ama hepsinden bağımsız olarak Allah'a yönelmek. Allah'ın tek şahit olduğunu, en çok yardım eden olduğunu, her şeyde yardımcımız ve duamızı kabul eden olduğunu bilip kimseden çok büyük beklentilere girmeden, umutlar bağlamadan Allah'a yönelmek. Her iş ihtina sıratal müstakim, bütün bu duaya rağmen her işte doğru olmanın hassasiyeti, muhasebesi. Bunu yapacağım. Bu helal midir? Haram mıdır? Doğru mudur? Burada kimler var, değil mi? Bunların muhasebesini yapmak ve sonra nimet verilenleri. Geçen hafta evet öyle ki ihtina sıratal müstakim öyle bir yol olsun ki bu yol daha önce bu yoldan yürümüş tecrübeye değer vermek. Doğru Evet. tecrübeye değer vermek. Doğru yaşama ve doğru ilkelere değer vermek. Resuller bunun için gönderilmiştir. Kafamıza göre bugün ben Resul tanımıyorum. Ben de Allah'ın kuluyum. Ayetleri ben de yorumlayabilirim şeklindeki bağımsız veya hür düşünceyi temsil ettiğini zannedenlerin oysaki sınırı ve haddi aştıklarının bir delilidir. Umutluyum. Yani zaman içerisinde daha çok gençler zaman içerisinde doğruya gelecekler. Yeter ki Tabii, tabii. Kur'an'a sarılsınlar. Tabii. Yeter ki çünkü Kur'an Resulü tanıtır. Resulü anlatır değerli arkadaşlar. Okum demedik diye o dersleri o noktaya gelmedi. Daha sırası onun da sırası gelecektir. Gayril mağdub aleyhim yani yaşadığımız süre içerisinde dalalete düşenlerden olmamak, o fiillere karşı hassas olmak, onları tespit etmek. Yani onlardan kaçmak değil arkadaşlar. Bizzat onlara tanıklık etmek, şahitlik etmek. Biz Alak suresinde bunu öğrendik. Onun Evet. için din anlayışımız, geçen hafta da konu etmişiz. Çocuklarımızı kötülüklerden koruma adına hapsetmek, sosyal hayattan tecrit etmek, onları dolayısıyla sosyalleşmelerini engellemek gibi bir yolla bu din öğretilmez, insan yetişmez. Tam tersine ahlakını verince zaten bünye ondan rahatsız olur. Zaten bakın ayet-i kerimeni ne yapıyor? Bize takdim ediyor, gör diyor, gör diyor. Biz bizzat göstermeliyiz, saklamamalıyız, bizzat göstermeliyiz. Şeytan dokunmadan evvel biz tanımları yapmış olmamız lazım. Evet. Onu koruyacak ahlakı ona yerleştirmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın Resulünü ve onun ashabını yetiştirirken Kur'an-ı Kerim'de uyguladığı yol çok şeffaf, çok açık, ilkeler çok ortada. Yani bunun için Fatiha 7 ayet ile hayatta amacına uygun insan olmak için bir uyumu yakalamak adına dua ve yakarışı öğretiyor. İnsan olmak ve hayat amacına uygun bir uyumu yakalamak. Burada bu bizi ne yapıyor? Nefis terbiyesinde beraberinde getiriyor. Sürekli gezdiriyor. Her yaşta gezdiriyor Cenab-ı Hak. Aslında bizim her yaşamız, her yaşanmışlığımız bizi Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde kendi kendimizi seyran ettirmesi. Kendi kendimizi Tabii. Yani ettirmesi. başlamış bitmiş diye bir şey yok. Biz ömrümüzün sonuna kadar, son nefese kadar, dolayısıyla diyoruz ya son nefeste ayağımızı kaydırma diye, Kendini hep bir imtihanın içinde, hep bir Allahü Teala'nın buna nasıl cevap verecek, bu ne olacak, burada ne diyecek, nasıl davranacak. Bunun içindeyiz yani, bunu da atlamamak gerekiyor. hadisler de bu konuda, ahlak hadisleri de değerli arkadaşlar, bu konuda çok detaylandırıyor işi. Daha Evet. güncel, Resul insan diliyle insanın anlayacağı örnekleri artırıyor Evet, aslında. tabii. Yani işte güne elhamdülillah demek, sabır ziyadır gibi, işte sadaka burhandır. Yani kısacası o kadar hoş hadisler var ki bu konuda zaman zaman paylaşırız. Bugün dolayısıyla bu konuda bir uyumu Fatiha hayatın içinde bir uyumu yakalamak. Şunu da hiç unutmayalım değerli kardeşler. Allah katında en makbul ibadet kabul olacak dua için emek ortaya koymaktır. Evet.
Cenab-ı Hak böylece bize Fatiha'da yeryüzünde ne aramamız gerektiğini, nasıl aramamız gerektiğini, hangi ilke ve duygularla aramamız gerektiğini, dolayısıyla bu hangi duanın kabul edileceğini, hangi arayıştaki duaların kabul edileceğini ve cevabının verileceğini bize Fatiha'da öğretmiş oluyor. Böylece biz vahiy ile şunu görmüş oluyoruz. Değişim kişinin kendisiyle başlayan bir süreçtir. Tabii, Kendisinde kesinlikle. başlayan bir süreçtir. Arayışlarımızdaki önceliklerimizi düzene koyduğumuzda hayatımızdaki uyanış ve akış her şeyin yerini doğru belirleyecek bir anlayışa göre şekil alacaktır. Evet. İfade edebildim mi hocam? Evet, yani şey, değişim dediniz ya, kendini değiştiremeyen zaten kimseye de faydası dokunmaz. Öyle bir ilkeden bahsedebiliriz. Bir de çünkü neden kendini mükemmel zannediyorsa zaten bitmiştir demektir o. Fatiha'yla mı bugün tamamlayalım? Bir 7-8 dakikamız kaldı Henim Hocam. Evet, böylece bugün hocam dediğiniz gibi gerçeğin en büyük dostu zaman, yani onun için Şurada Resulüce bir bakıyorum. soru vardı. O soruları gördünüz mü? Buyurun. Ne diyor? Hep büyük insanlardan bahsetmişim. Aslında insanların yaratıcıyla ilişkilerinde çok güzel deneyimler var. Onları fark etmesini sağlamak çok önemli. Oysa ki bu güzellikleri sanki sırf kutsal insanlar, yani biz sadece kutsal insanlar değil, Hazreti Peygamber ve döneminden hep kendimize geldik, değil mi yani? Bugüne Tabii. geldik, güncelledik. Arkadaş biraz ortadan başlamış herhalde. Evet, sırf Çevremdekilerle kutsal konuş. insanlar yapar gibi. Ben o kısmı okuyabiliyorum. Çevremdekilerle konuştuğumda Evet. Allah onlara verdiği Hocam, rahmeti motive. var mı, varsa sorular not İşte bu etme sorum imkanı. yani. Sonra silinebilir belki canlı yayından sonra. Yok, pek bir soru yok. Bir o Evet. arkadaşın değerlendirmesi var. Biz de Sorular yok. ama bu dersin adı bir Hazreti bir siyer, yani Hazreti Peygamber'i konuşuyoruz. Konuşurken de bugünü de dahil ediyoruz. Ama demek ki yeterli olmuyor. Sürekli örnek vermek gerekiyor. Onun için biz onu Ayşe yapıyoruz. Kur'an'ın inişi kıyamete kadar. Son Resul'e iniyor. Kıyamete kadar tüm insanlığın sorununu halledecek bir anlayışla, bir anlayışı bize öğretiyor. Kendimizi yaşadığımız o dönemdeki o parçada hem kendimizi taşımak, hem kendimizi var etmek, hem de ne oluyor? Tüm insanlığın yaşadığı ortak sorunu, ortak sıkıntı nedenlerine karşı bir çözüm üreten insan yaratıyor Cenab-ı Hak. İnsan oluşturuyor. Kesinlikle. Zaten şey, Hazreti Ayşe diyor ya, Hazreti Peygamber için o Kur'an ahlakı üzerineydi. Bugün o Kur'an ahlakını biz gerçekleştirsek bu yaşadığımız sorunların hiçbirisini yaşamayız Evet. yani. Dolayısıyla nihai planda hep Allah'a şükür ki bir kitap var yani bakacağımız. Hazreti Peygamber'in hayatı var. Sürekli besleneceğimiz. Onlara da her an müracaat etmemiz gerekiyor tabii ki. Hazreti Peygamber'in vahiyle sürecine başladık. Fatiha'yı ve Alak suresini tamamladık. Kalem Evet. suresinden de çok az. Kalem suresi Fetret döneminden sonra mı başlıyor? Alak suresi mi? Fetret, yok kalem. Kalem suresi. Onu bilemiyoruz hocam. Fetret döneminde, çünkü surenin devamında bakıyoruz. Çünkü Resulullah'ın Fetret döneminde de çevresinde onun, yani ondaki değişimleri bilenler vardı. Tabii. Yani tamamen de, yani gizli bir şey değildi. Akrabalarından bilen vardı. Hatta Ümmü Cemil'in yine sana gökten haber geliyor mu? İşte Duha suresinin, Rabbin sana darılmadı, sana gücenmedi, değil mi? Evet. Duha suresi var. Oradan görüyoruz ki çevrede Resulullah'taki değişimden, o vahyin inişinden haberdar. Ama davet gelmediği süre içerisinde, yani müşriklerin Resul'le ve sahabeyle ilişkilerinde iki dönem var. Birincisi alay ve hakaret dönemi, yani küçümseme dönemi. Bunlar da ilgisizlik dönemi de diyebiliriz buna. Ya bunlar da değişik bir ekol. Ne çıkacak içlerinden bilmiyorum. Daha ne olduklarını kendileri bile bilmiyorlar. Ama gökten bir haber geldiğini düşünüyor. İkinci dönem
alay ve hakaret dönemi başlıyor. Aşikare davetten sonra da işkence dönemi başlıyor. Yani Evet. kısa üç dönemmiş demek ki Mekke döneminde müşriklerin böyle farkındalıkları da böyle oldu. Çünkü onlar putperest oldukları için her inancı açıklar. Yeter ki onlara dokunmasın. Onların sosyal hayatlarına, işte Mekke içindekilere yeni bir anlayış, yeni bir İktidarlarına düzen getirmek. dokunamayacaksın. Yani Hazreti Peygamber'e gelen vahyin onların iktidarlarına zaman içinde değeceğinin farkındalar. Evet, hemen Dolayısıyla fark ediyorlar. önceden Davet de tedbir fark ediyorlar. alıyorlar ama. Evet, şimdi haftaya şeyi de anlatabiliriz. Ebu Leheb'in aşikar daveti de geçebiliriz. Kalem suresi vaktimiz bir hayli geçti. Bugün kasmamıza da gerek yok, bu Tabii kadarmış tabii. nasıl? Hafta şey haftaya değil hocam. Haftaya Kalem suresi ve Hazreti Hatice diyelim mi hocam? Yok, Kasım ayının 3. haftası. Yani bir ay sonra haftaya değil. Bir sahabiyi konuşacaktık. Evet. Dolayısıyla Biz Kalem suresinin ışığında bir sahabi hayatı işleyelim. evet. Haftaya böylece somut bir örnekle inşallah ayet-i kerimeleri de o somut üzerinden değerlendirme imkanımız olur. Evet, Hazreti Peygamber'in dışında da Mekke'de var olan, yaşayan bir vatandaş olarak Evet. Ne, nasıl sahabeyi. aileler etkilendi? Resul'ün ailesi nasıl Evet. etkilendi? Dolayısıyla Hazreti Hatice'yi ben düşündüm. Başka önermek istediğiniz bir şey var mı? Doğrudur. Peygamber Yani ilk o anda o gözüküyor. Doğrudur. Evet. Hem İlk iman eden, Resul'den sonra ilk iman eden olması sebebiyle değerli arkadaşlara ve size çok selam ediyorum. Allah estağfurullah. razı olsun. Rabbim buluşmalarımızı hayra, berekete ve rızasına taşısın. Amin. İnşallah Rabbim bizi razı olduğu uyanış ve kararlılıkta kılsın. Ve bizi kemale ulaşarak huzuruna çıkan kullarından eylesin. Amin. Yeryüzünün İslam'ında doğru anlayış bize lütfetsin ve doğru örnek olmayı da hepimize lütfetsin inşallah. Reyhan Bey. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yine her zamanki gibi güzel bir ders oldu ya da sohbet oldu. İnşallah Kasım ayının 3. haftası görüşürüz diyelim. Saati de işte ben size uyar herhalde 2 ile 3 arasını almak istiyorum. Bakalım bir de öyle deneyelim. Gün Evet. ortasında bir olsun. Böyle böyle devam. Çünkü yine namaz gelecek, yine namaz. Artık kışlar girdik ya. Namazlar etkiliyor. O yüzden tamamen namazdan azade. Öğle namazını kılar, programa geçeriz. Peki, Evet. selamlar, hayırlı günler. Aleykümselam. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Amin.